Merhaba gençler. Bu bölümde permütasyonla ilgili 5. testimizi çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur, doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Biz e n'in r'li permütasyonu dediğimiz zaman bu n tane elemanın içinden alınan r tane elemanın sıralanma sayısını veriyordu ve biz bunu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel formülüyle hesaplıyorduk. Ya da ne yapıyorduk gençler kısaca? Mesela 4'ün 3'lü permütasyonuna bakalım. E, formül kullanabiliyorduk ya da kısaca 4'ten geriye doğru 3 çarpan giderek hesaplıyorduk. Bakın 1, 2, 3 çarpan. Evet 4 kere 3 12, 12 ile 2'yi çarptık 24 oldu. O zaman birinci ifademiz doğru. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. 6'nın birli permütasyonu yani 6 tane elemanın içinden alınan bir tanenin sıralanma sayısı ee, ki bu da 6'dan geriye doğru bir çarpan gidildiğinde 6 çıkar. O zaman bu yanlış oldu. Şimdi gelelim 5'in 5'li permütasyonuna. E bunu da bakın 5'ten geriye doğru 5 çarpan gideceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 faktöriyel. Yani. Demek ki 5'in 5'li permütasyonu kısaca 5 ile eşit. E bu da çarptığımız zaman kaç çıkar? 120. Halbuki buraya 25 yazılmış. Bu yanlış oldu. Şimdi 8'in ikili permütasyonuna bakalım. 8'den geriye doğru 2 çarpan gideceğim gençler. 1, 2, 7 kere 8 ne oldu? 56. O zaman 4. ifade doğruymuş. 5'e bakalım. 5'in üçlü permütasyonu diyor. 5'ten geriye doğru 3 çarpan gidiyorum. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3'ten cevap 60 oldu. O zaman bu ifade de doğru. Öyleyse cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi ikinci soruya bakalım. 3N'in e ikili permütasyon sayısı 9 çarpı e N'in ikili permütasyonu artı 18'e eşitmiş. Bizden 2N'in e ikili permütasyonu isteniyor. Şimdi ilk ifadeyi kullanıp e N'i bir hesaplayalım. Daha sonra diğerlerine diğer ifadeyi hesaplarız. Şimdi kısaca biz ne yapacağız? 3 n'den 2'yi çarpan geriye doğru gideceğiz. Bakın 1, 2. Evet şimdi 9'u yazıyorum. N'in ikili pertansiyonunu hesaplarken de n'den geriye doğru 2 çarpan gideceğim. 1, 2 çarpan artı 18 oldu. Evet şimdi dağıtalım isterseniz. 9 n kare eksi 3 n yaptı burası. Bunu dağıtırsam 9 n -9n kare eksi 9 n artı 18 oldu. Şimdi 9 n kareler karşılıklı gitti. Eksi 9 n'i bu tarafa atıyorum. Artı 9 n olarak geçiyor. Evet şimdi 9 n'den 3 n çıktı. 6 n 18 oldu. Her yeri 6'ya bölersen de 18 bölü 6'dan n sayısı 3 çıktı. Şimdi n'i 3 bulduktan sonra 2 n'in ikili permütasyonunu hesaplayacağız. Yani n yerine 3 yazacağız. 2 kere 3'ten Burası 6'nın ikili permütasyonu oldu. Bunun içinde 6'dan geriye doğru bakın 2, çarpan gidiyorum. 6, 5, 1, 2 çarpan 6 kere 5'ten cevabımız 30 çıktı. A şıkkı. Evet şimdi üçüncü soru da benzer bir soru. 2n artı 3'ün ikili permütasyonu 8 çarpı 3n'in birli permütasyonuna eşitmiş. Bize n kaçtır diye soruluyor. Şimdi bizim yapmamız gereken 2n artı 3'ten geriye doğru 2 çarpan gitmek. 2n artı 3 birinci çarpan. Bunun bir eksiği 2n artı 2 ikinci çarpan. Eşittir dedik. 8 çarpı 3n'den geriye doğru bir çarpan. O da ne oldu? 3n. Evet buradan n'i hesaplamaya çalışacağız. Dağıtalım bunu gençler. Burası ne oldu? 4n kare. Şunu çarparsam 4n yaptı. Buraya geldim. 3 kere 2 6n. Burası 3 kere 2 6 yaptı. Bu kısımda 3 kere 8 24 n olacak. Şimdi 4 n kareyi yazıyorum. 4 n 6 n daha 10 n yaptı. Artı 6 eşittir 24 n. 24 n'i de bu tarafa geçirelim. Eksi 24 n olarak geçecek. Burada da 10 n var. Ne oldu? Eksi 14 n artı 6 eşittir 0. E her yeri 2'ye bölebiliriz. 2n kare eksi 7n artı 3 eşittir 0 yapar. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. 2n ve n diyelim. Buraya da eksi 3 ile 1 dersek herhalde çapraz çarpıp topladığımızda ortayı verecek değil mi? Ne yaptı burası? Pardon şuraya da eksi 1 diyeceğiz. Eksi 6n eksi n eksi 7n yaptı. Evet ortayı veriyor. Yazarken biliyorsunuz karşılıklı yazıyoruz bunları. 2n-1 çarpı n-3 eşittir 0 şeklinde. Bu iki çarpan 0 olduğuna göre ya bu ifade ya da bu ifade 0'dır. 2n-1 0 olduğunda 2n buradan 1, n sayısı da 1 bölü 2 çıkar. n-3'ü 0'a eşitlersek n de buradan 3 çıkar. Bakın şimdi burada bizim tabii burada kullandığımız sayılar doğal sayı olmak zorunda. N'e 1, ver, 1 bölü 2 verdiğimiz zaman burası 3 bölü 2 çıkar. O yüzden bunu alamayız cevabımız kaç olacak? 3 yani D şıkkı. Evet şimdi 4'e bakalım. 2n'in 4'lü permütasyonu bölü 2n'in iki ikili permütasyonu 56'ymış. Bizden n'in üçlü permütasyonu isteniyor. Şimdi ben buradan 2n'den geriye doğru 4 çarpan gideceğim. 1 Bakın bir eksiltiyorum 2n 1. Bir tane daha eksilttim 2n 2. Bir tane daha eksiltiyorum. 2n 3 4 çarpan oldu bakın 1 2 3 4. Şimdi 2n'in ikili permütasyonunda da 2n'den geriye doğru 2 çarpan gideceğiz. Evet 2 çarpan oldu. Bu işte 56'ya eşitmiş. E 2n ve 2n 1 ifadeleri sadeleşti. Şimdi bundan sonrası dağıtarak da yapabiliriz. Çarpanlarına e, çarpanlarını ayırıp tahmin ederek de yapabiliriz. Dağıtalım isterseniz hem de bunları tekrar etmiş oluruz. Şimdi burası 4n kare yaptı. Bunu açarsak eksi 6n oldu. Bu kısım eksi 4n. Bu kısımda artı 6 yaptı. Eşittir 56'ya. Evet 4n kare eksi 10n yaptı. 56'yı da bu tarafa atarsak eksi 50 eşittir ne yapar? 0 yapar. E, her yer 2'ye bölünür. Bölelim şuradan. 2n kare eksi 5n 2'ye bölersek eksi 25 eşittir 0 çıktı. Bunu çarpanlarına ayıralım. 25'i evet 5 ve 5 diye ayırsak şurada eksi 5n olduğu için şuraya eksi 5 yapıyorum bakın. Çapraz çarpıp topladığımda burası eksi 10n burası artı 5n ortaya veriyor eksi 5n olarak. Yazarken biliyorsunuz karşılıklı yazıyorduk. 2n artı 5 çarpı n eksi 5 eşittir 0 şeklinde. Şimdi bu çarpanı sıfıra eşitlersek n buradan eksi 5 bölü 2 çıkar. Bu çarpanı sıfıra eşitlersek n ifadesi 5 çıkar. Şimdi n'e zaten negatif sayılar kullanamıyoruz permütasyonda. n sayısı 5'e eşit olacak. Bizden ne istenmiş? n'in üçlü permütasyonu. Onu da şuradan yapalım gençler. Yani n yerine 5 yazarsak 5'in üçlü permütasyonu isteniyor. 5'ten geriye doğru 3 çarpan yazıyorum. 1, 2, 3. Bunları da çarparsak 5 kere 4, 20 çarpı 3'ten cevap 60 olacak. Evet, şimdi 5. soruda diyor ki, 2n artı 2'nin 2n eksi 1'li permütasyonu 120'ye eşit n kaçtır diye soruyor. Şimdi burada 2n artı 2'den 2n eksi 1 çarpan geriye doğru gitmek zor. Onun yerine hadi formülümüzü bir hatırlayalım. Bunu formül kullanarak hesaplayalım n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldi. Şimdi yerine yazıyorum. 2n artı 2 faktöriyel bölü. Ne yapacağız şimdi? 2n artı 2'den r dediğimiz ifade bu. Bunu çıkaracağız. Tabi önüne eksi gelecek. Burası eksi 2n artı 1 faktöriyel yapacak. Bu ifade 120'ye eşitmiş. Şimdi bir toparlayalım. Bakın ne çıkıyor? Ona göre de cevap veririz. Şimdi burada 2n'ler gitti. 2 bir daha ne oldu? 3 faktöriyel oldu. Eşittir 120. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım gençler. Buradan 2n artı 2 faktöriyel eşittir 3 faktöriyel çarpı 120 yaptı. Şimdi 3 faktöriyel kaça eşit? 6'ya. 6 Altı ile 120'yi çarparsak bu 720 çıkar. E 720 de hatırlıyorsanız eğer 6 faktöriyel eşitti. Şimdi bunun yerine de 6 faktöriyel yazalım. Çünkü 2n artı 2 6'ya eşittir diyebiliriz o zaman. 2n de buradan 4 olur. n sayısı da 4 bölü 2'den 2 çıkar. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet şimdi 6. soruya bakalım. Şimdi 5 öğrenciden 3'ü yan yana dizilmiş 3 sandalyeye kaç değişik şekilde oturabilir diye sorulmuş. Şimdi 3 tane sandalye var mesela. 5 e tane öğrenci var. Bunlar oturacak. Şimdi şöyle düşünelim. E, i̇lk sandalyeye 5 beş öğrencinin 5'i de oturabilir. Burada 5 durum söz konusu. Şimdi buraya bir kişi oturunca geriye 4 e, öğrenci kaldı. 4 öğrenci de buraya oturabilir herhangi biri. Burada 4 durum. Buraya herhangi geriye kalan 3 öğrenci oturabilir. 3 durum. Bunu da çarparsak 5 kere 4 20 çarpı 3'ten cevap 60 olur. Tabii bunu şöyle de çözebilirdik gençler. Hani 5 öğrenciden 3 tanesi buna sıralanarak oturacak yani 5'in 3'lü permütasyonu ki zaten o da 5 4 3'ten yine 60 çıkar. Hani her ikisiyle de yapmamız mümkün. Evet şimdi 7. soruya bakalım. 3 kişi yan yana dizilmiş 6 sandalyeye kaç değişik şekilde oturabilir diye soruyor. Yani böyle 6 tane sandalye var. 3 4 5 6 e şimdi birinci çocuk ne yapabilir? Herhangi bir sandalyeye oturabilir. 6 durum söz konusu. e Diğeri geriye kalan 5 tanesine oturabilir. Diğeri de geriye kalan 4 tanesine. Zaten 3 kişi vardı. 6 kere 5, 30 çarpı 4'ten 120. Veya ne yapacağız? 6 sandalyeden herhangi 3 tanesini alıp sıralayıp dizeceğiz deyip de hesaplayabilirdik. O da 6 5 çarpı 4'ten 120'ye eşit çıkacak. Evet şimdi 8. soruya bakalım. İkişer kişilik 3 sıraya 5 kişi kaç değişik şekilde oturabilir demiş. Şimdi burada ikişer kişilik 3 sıra 6 kişilik sıra olduğunu söylüyor bize. 6 kişilik sıra var. Hani burada özel bir durum söylenmediği için hani bunun ikişer kişilik 3 sıraya diye belirtilmesinde herhangi bir durum yok. Yani toplamda 6 kişilik oturma yeri var. Biz ne yapacağız? 5 kişiyi oturtturacağız. Ne, yap ne yapıyoruz o zaman? 6'nın 5'li pentasyonu diyoruz. Bunun için de 6'dan geriye doğru 5 çarpan gideceğim. Evet bir yazalım. O da ne yaptı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 çarpan. Hepsini çarparsak da cevabımız 720 yani A şıkkı olur. Evet şimdi 9. soruya bakalım. Aralarında Ege ve Mete'nin bulunduğu 5 kişilik bir grup yan yana fotoğraf çektirecektir diyor. Ege ve Mete yan yana gelmek istemediklerine göre bu grup kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Şimdi bir Ege var, bir de Mete var. Geriye bir üç kişi daha kaldı. Onları da şöyle çizeyim. Toplamda 5 kişilik bir grubumuz var. Şimdi Ege ile Mete yan yana gelmek istemiyorlar. Şimdi burada şöyle yapsak tüm durumdan yan yana geldiklerini çıkartırsak bize yan yana gelmedikleri durum kalır. Şimdi bu beş kişi hiç koşulsuz, beş faktöriyel farklı şekilde dizilir gençler. Şimdi Ege ile Mete'nin yan yana olduğu durumu düşünelim. Hep yan yana. Şimdi biz bu e, hiç hep yan yana duracak, hiç ayrılmayacak e, şeyleri ilk önce bir tane gibi düşünüyoruz. Çünkü sıralarken Ege'nin yanına hep Mete'yi de alacağız. O zaman bir kişi gibi düşünelim burayı. Bir, iki, üç, dört kişi diziyor gibi yapalım. Dört faktöriyel. E sonra bakın Ege ile Mete yan yana yer değiştirebilir. Bu şekilde e i̇ki kişi var. Onlar da iki faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Bunlar Ege ile Mete'nin hep yan yana oldukları durum. E Şimdi tüm durumdan bunu çıkarttığımızda yan yana gelmek istemedikleri durum kalacak. Şimdi 5 faktöriyel 120'ye eşitti. 4 faktöriyel 24'e eşit. 2 faktöriyel de 2'ye eşit. 120 eksi 48'den de. Cevabımız 72 eşit çıkar yani E şıkkı. Şimdi 10. soruya bakalım. 5 doktor 4 hemşire. 5 doktor 4 hemşire var bakın. Herhangi iki hemşire yan yana gelmemek şartıyla düz bir sıraya kaç değişik şekilde oturabilir diye soruyor. Yani hiçbir hemşireyi yan yana getirmeyeceğiz. Hani 2 hemşire de yan yana gelmeyecek, 3 hemşire de. Mesela nasıl olabilir? Şimdi e, şöyle oturabilirler değil mi? Mesela bir doktor, bir hemşire, bir doktor, bir hemşire gibi oturabilirler. E, <laughs> kaç hemşire, doktor oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi böyle olabilir. E, peki şöyle olamaz mı mesela gençler? Bu şekilde de bir oturma durumu söz konusu olabilir değil mi? E, bir, iki, üç. Bir tane daha yazacağız. Yani burada da herhangi iki hemşire yan yana gelmeyecek çünkü bu ifadeyi duyunca öğrencilerin aklına direkt bu durum geliyor. Ama mesela bakın burada da öyle bir durum yok. Hatta bir tane daha yazayım mesela. Şöyle olsun. Şuraya bir hemşire yazalım. Ee, şöyle yapacaktım ama neyse. Ee, gene aynısı gibi oldu. Değil mi? Evet. ha bir Şöyle yapalım. Evet. Bu, burada farklı bir durum söz konusu oldu. Burada da herhangi iki hemşire yan yana gel, gelmemiş oluyor. Ha, o zaman biz bunları ne yapıyorduk? Nasıl diziyorduk? İlk önce diyorduk ki bize koşulu hemşireler için söylemişler. Biz bir 5 doktoru bir dizelim bakalım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane doktor. Buraya nasıl sıralanabilir? 5 faktöriyel farklı şekilde. Peki hemşireler nereye oturabilir bakın? Herhangi ikisi yan yana gelmeyecekse bu aralara oturabilirler. O zaman bakın yan yana gelmiyorlar değil mi? Burada oturabilecekleri kaç yer var? 1 2 3 4 5 6 tane yer var. Bu 6 tane yere bu 4 hemşireyi oturtup sıralama durumu ne olacak? 6'nın 4'lü permutasyonu. Ee, öyle demiştik mi? hani bu ne demekti? 6 tane e, yerden 4 tanesinin sıralanması. Evet şimdi bir de bunu hesaplayalım. Bu 5 faktöriyel. E, 6'nın 4'lüsünü 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 diye hesaplayabiliriz. Şimdi bunu da tabii şıklara uydurmaya çalışacağız. Şimdi 5 faktöriyelle 6'yı çarparsak ne yapar? 6 faktöriyel yapar. E 5 kere 4 20. 20 çarpı 3 60 oldu. E cevap da o zaman 60 çarpı 6 faktöriyel olacak. Evet şimdi 11 ve 16. soruları buradaki bilgiye göre bu aradaki soruları bu bilgiye göre çözeceğiz. Şimdi ceylan kelimesindeki harfler yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç sözcük yazılabilir diye sormuş. Şimdi ceylanda kaç tane harf var? Bir ona bakalım sayalım 6 tane harf var değil mi? E biz şimdi bu 6 tane harfi sıralaya sıralaya yer değiştire değiştire sözcük yazacağız. E 6 harf kaç farklı şekilde sıralanabilir gençler? 6 faktöriyelden 720 yani cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi 12'ye bak bakalım. Şimdi C ile başlayan kaç sözcük yazılabilir diye soruyor. Şimdi bu C ile başlayacak biz başa C'yi yaz yazdık. Bunun yeri belli. Ama şunlar için bir sıralama söz konusu. Burada 5 tane eleman var. E bu 5 tane eleman 5 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. 5'ten geriye doğru çarptığımız zaman bu da kaç çıkar? 120 cevap A şıkkı olacak. Evet şimdi 13 ile devam edelim. Burada da diyor ki C ile başlamayan kaç sözcük yazılabilir? Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. İşte C ile başlamayacaksa E ile Y ile filan gibi. Ya da tüm durumdan C ile başlayanları çıkartabiliriz. E tüm durumu biz demin 6 tane harf vardı burada, 6 faktöriyel olarak hesapladık. Yani yazabileceğimiz tüm sözcük sayısı. Bundan C ile başlayanları ki onu da biraz evvel nasıl hesapladık? Dedik ki C başta olacak, geriye kalan biz bu 5 harfi 5 faktöriyel şekilde dizeceğiz diye. O da 5 faktöriyeli eşit olacak. Çıkarttığımızda C ile başlamayanları bulacağız. Şimdi 6 faktöriyel kaça eşitti gençler? 6 faktöriyel 6'dan geriye doğru işte çarpıyoruz 1'e kadar. Bütün hepsini çarptığımızda 720 çıkıyor. Burası 720. E 5 faktöriyelde biraz evvel hesapladık 120. 720'den 120 çıkarsa da cevabımız 600 olacak. Şimdi 14'e bakalım. C ile başlayıp L ile bitmesi isteniyor. Yapalım şimdi C ile başladık. L ile bitirdik. E geriye E, Y, A ve N kaldı. Şimdi bakın bununla başlayıp bununla bitirecek. Bunların yerleri belli. E neresi dizilecek? O zaman bu geriye kalan 4 tane harf dizilecek. E bu 4 tane harf de 4 faktöriyelden 4, 3, 2, 1'den 24 farklı şekilde dizilir. Cevap B şıkkı. Şimdi 15'e bakalım. C ile başlayıp L ile bitmeyen kaç sözcük yazılabilir diyor. E bunu da hadi gelin şöyle yapalım. C ile başlayan sözcükleri bir bulalım. Şimdi C ile başlayanlar başta C olacak. E geriye kalan bu 5 harfi farklı farklı dizersek 5 faktoryelden C ile başlayan tam 120 tane sözcük yaz yazabiliriz. C ile başlayıp L ile biten kaç sözcük yazabiliriz? Bakın C ile başlayıp L ile bitecek. E bunların yeri belli dizmiyoruz. Yine buradaki 4 tane harfi diziyoruz. O da 4 faktöriyelden 24 çıkacak. E C ile başlayanlardan C ile başlayıp L ile bitenleri çıkartırsak L ile bitmeyenleri bulmuş oluruz. 120'den 24'ü çıkartırsak da cevap 96 çıkar. Yani B şıkkı olacak. Şimdi 16. soruda da diyor ki C ve E harflerinin yan yana olduğu kaç sözcük yazılabilir? Yani biz dizerken C ve E harflerinin yan yana dizecekmişiz. Yani hep böyle. Şimdi ben hep yan yana olsun, hep birlikte olsun istediğim ifadeyi ilk önce bir tane gibi alıyorum. Çünkü C ile E'yi hep yan yana alıp diziyoruz. E 1, 2, 3, 4, 5 tane diziyoruz. Ne oldu? 5 faktöriyel. E bize şimdi e, C ve E'nin yeri belirtilmemiş. O zaman böyle de olabilir. E bunlar da 2 faktöriyel farklı şekilde dizilebilirler. Şimdi 5 faktöriyel 120 idi. 2 faktöriyel de 2'ye eşit. 120 ile 2'yi çarparsak da cevap 240 olur. Yani E şıkkı olacak. Evet. Şimdi Testimiz bitti burada. Hepinize iyi çalışmalar.